20 kişi yaşıyoruz. Her köşede bir insan ya. Kes be, kam yaması. Bir de cüssesine bakmadan bana laf mı söylüyor bu? Allah da sana dedi ki boy vermiş, gerisini koy vermiş. Yatırdın mı faturaları? Yok, yatırmadım daha. Yatırırım sonra. Ver şu paraları. Ver. Ben gider yatırırım. Sürekli bana hırsız muamelesi yapıp durma ya. Değil misin? Ha sen şey diyorsun. Aslında onu ben söylemedim. Deren gibi kişi söyledi. Sahi nerede olsun? Ay kız sen de bilmiyorsun. Deren gibi bizim köşedeki hırkacıyla kaçtı. Zaten sensiz geçen gecelerin ecdadını ben mal mıyım Mecnun gibi bir için çöllere düşeyim. Verirse verin. Vermezse Leyla'nın ne yapayım? Baba bu ne? Adem değeri yüksek şiir hocam. Ben mal mıyım sana bu şiiri okutayım? Okuyabilirsen okusun. Okuyamazsan seni de sana bir gün çok pis dalacağım da dur bakalım. Dalacakmış. Çekilme. Nezaketsiz deve. Bilenler. Senin ağzını burada dağıtırım ben. Ay. Kim dedi? Yok kızım ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorum ha? Şerefsiz pezevenk. Odam bıraktın, hepsini kiraladın. Burası bizim odamız ya. Unutmuş mu? Ağzıma sokmuşsun o kokan ayaklarını, Allah'ım kusacağım. Kusacağım, bok gibi kokuyor. Yıkamıyor mu oğlum sen ayaklarını? Sinek mi var evde ya? Sinek mi var ya? Sineğe uyandın. Sineğe uyandın, o ayakları benim ağzımı burnuma... Benim ağzıma burnuma soktun ya. Sinek mi var evde ya? Acaba sana nasıl öldürsen? Bıçaklayarak mı? Vurarak mı? Zehirleyerek mi? Dilim dilim doğrasam, köpeklere atsam acaba teyzeme ne derim? Çıktı gitti, evden çıktı gitti, herhalde bir yeri soyuyordu. Vurdular, öldürdüler, kayboldu ortadan derim. Gerizekalı. Yordu burada, kan ter içinde kaldım burada. Kan ter içinde kaldım. Sinek mi var evde ya? Sineğinin de ağzına sıçayım, senin de ağzına sıçayım. Köpek. Köpek. Biraz vuş ya, biraz vuş ya. Hüş mü? Unutmuyorsun ya, biraz vuş ya. Var ya kabus gibisin ya. Kabus gibisin ya. Acaba seni öldürmek yerine ben bir intihar etsem? Nasıl fikir? İyi fikir. İyi fikir ha? İyi fikir ha? İyi fikir. Bırak lan seni! Sen var ya, ben seni var ya. Ben seni var ya ben. Ben seni öldürürüm. Öldürürüm lan. Bana bak. Bana bak. Gidiyorsun. Tamam mı? Köye gidiyorsun. Pılını pırtını topla. Köye git. Anladın? Ne işin var benim köyde ya? Köyde hırsızlık mı yapılır? Bak. Bak. Bak senin ağzın yüzün dağıtın lan. Köye gitmiyor ya.
köyde soyacak adam var. Sizin köyde iş bulamadım diye geldim buraya. Lan hırsızlık meslek midir? Adam gibi bir iş bulup çalışsana. Sabahın köründe kariyerimi mi konuşacağız ya? Sabahın köründe senden nasıl kurtulabilirim onun planını yapıyorum. Ağzıma sokmuşsun o pis toynaklarını. Allah'ım sen bana sabır ver. Allah'ım sen bana sabır ver. Bana sus, uyuyacağım sabır ver. Uyuyacağım bir sus. Oğlum bu da nasıl bir kabusun? Neyse ya. Allah'ım bana sabır ver. Sabır. Sabır. Bak. Bak hareketlere bak. Lan uyumam bile değişik. Bir sus amına koyayım ya. Bir sus mu yutmadın ya? Sus ya. Ah. Şerefsiz. Helal abla. Yine çok sinirlisin. İstersen sana tarot açayım. Para da isteme. Ne demiş büyüklerimiz? Ev alma komşu al. Niye böyle iyi davranıyorsun sen? Kesin bir boklar yedin sen o zaman. Ha sen şey diyorsun. Aslında onu ben söylemedim. Verengi söyledi. Sahi nerede? Ay kız sen bilmiyorsun. Verengi bizim köşedeki yufkacıyla kaçtı. Zaten duydum. Zaten bu dediğin olayı da Verengi söyledi. O kadar uyardım onu. Söyleme dedim. Şelale a**larımızı kesecek dedim. Dinlemedi. Bu kırbacı görüyor musun? Maalesef. Dua etsin o Verengi a**busu yufkacıya kaçmış. Yoksa biraz sonra sana yapacaklarımın aynısını ona yapacaktım. Nasıl yani ne yapacaksın? Bu yaptıklarınızı yanınıza bırakacaktım lan sürçükler. Bilseydim yufkacıya ben kaçardım. Ne? Siz sizi kan torbalıyor size. Allah bilir. Sen bana ayak bana ayak bilen değerini sallıyorsun sen. Siz. Ya ben bana çok yüksek kardeşim. Olmaz böyle yani. Ya hocam bir kilo almış bir daha bozuluyor yani. Bu da olmaz mı? 4000 lira o kilosu olmaz yani. Hocam bir yerde oturuyoruz ama. Bir desine sıçırtma şimdi kardeşim. Allah Allah. Buyur buyur otur konuşuruz daha. Konuşuruz daha hocam. Evet. Hala şu Kaya Bey'i bir geçmiş. Kaya kim ya? Kim ya, Kaya? Önemli bir insan değil. Ha. Onu söyleyeyim ben sana. Hizmetçi falan mı? Ya bizim kapıcıydı aslında. Ha. Şu az önce konuştuğumuz var ya. Anladım. Tamam. Kuzeni. Geç. Ya hocam ben çok heyecanlıyım. Derslere nasıl başlayacağız? Nereden başlayacağız? Neyle başlayacağız? Hele bir bana söyle ya. Kurban olay yapacağım. Bir kere önce çok sakin olman lazım. Rahat olman lazım. Önce jest mimiklerden başlayacağız. Jest mimik nedir hocam? Oho, bundan biliyorsun bal. Kimse bana bir şey öğretmemiş ki. Ben kendi çabalarımla bu pırıltılı hayatı kazandım hocam. Neyse. Sonra da nefes egzersizlerinden başlayacağız. Ya hocam bak nasıl nefes alıp verip beden dilini ben mesela çok güzel kullanıyorum. Beden dilinde yine herhangi bir problem yok. Fakat bu nefes alışverişi nedir hocam? Nereden alacağız bu nefesi? Götünden al Maho. Nefesi götünden al. Bundan bilmiyorsun. Ya ayıptır hocam ya. Vallahi ağzınız ne kadar bozuk. Ben bir TikTok fenomeni olarak ve bir star olarak. Bak ben star diyorum, üzerine basa basa söylüyorum ve ışıltılı bir hayata sahip bir insan olarak söylüyorum bunu. Lütfen, ben bu kadar kötü konuşan bir yönetmenle olmaz yani. Lütfen, üslubunuza biraz daha dikkat eder misiniz? Bak canım kardeşim, bunu yapımcı istedi tamam mı? Yani ben şu an yapımcının isteğine göre katlanıyorum sana. Yani gerçi senden de bir şey beklemiyorum ama... Yani yapımcının isteği olmasa sana bir dakika bile katlanmam yani. Kusura bakma baba. Buyurun. Arkadaş kim? Kendisi benim yönetmen arkadaşım Fırtına. Artık bizimle bu evde yaşayacak. Aynı zamanda bana da oyunculuk dersleri verecek. Biliyorsunuz ki ben TikTok star olarak kendime sürekli bir şeyler koymam lazım. Sürekli böyle kendime bir şeyler katmam lazım hocam. Bir yönetmenimiz eksikti. Kalacak oda mı kaldı bu evde Baho? Hem kimden izin aldın bu dahiyane kararı alırken? Baran'la konuştuk biz. Hem kirayı bile aldı zaten. Kendisi de benim odamda kalacak. Beraber kalacak. Ah ulan Baran. Ah ulan Baran. Yakında burayı tımarhaneye çevirecekler. Hem bu ne biçim yönetmen böyle? Git şu saçını kes be.
Evde yeteri kadar kalı tüy var zaten. Bir fırtınamız eksikti. Lan kaya mısın taş mısın lafını bir de konuş. Senin karşında koskocaman öğretmen var. Kim lan bu şamebası? Nereden buldun bunu? Sakin. Sakin. Hocam sakin ya. Ya neyine sakin olacağım, bana laf sokup duruyor burada. Ya bakın her şeyi uzlaşarak çözeceğiz. Ya uzlaşarak çözeceğiz de canım arkadaşım. Evde kalacak yer mi var, siz kafanıza göre kiracı getiriyorsunuz eve? Aynı odada yatacağız Aya Bey. Ya aynı odada mı yatıyorsun? Üst üste mi yatıyorsun? Olay nerede yattığın değil ki. 20 kişi yaşıyoruz. Her köşede bir insan ya. Kes be çam yaması. Bir de cüssesine bakmadan bana laf mı söylüyor bu? Daha ilk günden bana kafa mı tutuyorsun sen? Allah'ım kafa yiyeceğim ya. Allah da sana dede gibi boy vermiş, gerisini koy vermiş. Lan ben şimdi senin. Olay mı çıkarıyorsun lan sen? Kes be çam yaması. Lan sen bana bu yer alması boyuna kafa mı tutuyorsun lan? Sakin ol. Kafa mı tutuyorsun lan sen? Arkadaşlar sakin olun. Arkadaşlar. Yok ben omuzu senin. Sen ve bu kadar hovar da yetmiyormuş gibi bir de eve yeni kiracı mı aldın lan? Kuzi biraz relax ya. Keyfimizi almadık herhalde. Paraya sıkıştım da aldım. Paraya sıkıştıysan gidip çalışsana. Her paraya sıkıştığında eve yeni kiracı mı alacaksın sen? Ne yapayım kuzi ya? Faturaları bana kilitledin. Mecbur kaldım ben, ne yapayım? Lan şerefsiz köpek. Milletten topladığın paralar da zaten faturalar ödeniyordu. Niye yedin ki paraları? Ya kuzi sanki gitmişim paraları orospularla yemişim ha. Geleceğimiz şahat yarışına yatırdım hepsini. Evet ya. Geleceğimiz için. Allah'ım sen bana sabır ver. Yatırdın mı faturaları? Yok yatırmadım daha. Yatırırım sonra. Acelemiz var ya. Yatırırsın sonra. Allah'ım. Ver şu paraları. Ver. Ben gider yatırırım. Kuzi sürekli bana hırsız muamelesi yapıp durma ya. Değil misin? Ver şu parayı. Kuzi sana zahmet edin demişken ben telefon faturayı da öde ya. İki ayda ödemiyor. Faturayı da ödeliyor bana ya. Ne yapıyorsun sen orada? PUBG oynuyorum ya. PUBG mi oynuyorsun? Allah'ım sen bana sabır ver. Allah'ım. Defol gitsene sen benim hayatımdan ya. Vallahi teyzemi arayacağım. Bütün sülaleyi, aşireti arayacağım. Gelsin altınlar seni ya. Yeter be. Canımdan bezdin be. Hepsine kocam. Ben bütün ihtişamımla hazırım. Beni hamur gibi yoğurur. Beni şekillendir ve ışığımı o tiyatro sahnesinde 40 yıllık sanatçıların gözüne sokmama yardımcı ol. Normalde senden bir çocuk olmaz da yapımcıyı ne seni istedi nedense. Sen yapımcıya falan mı veriyorsun? Olay nedir? Hocam, demek ki sen malın iyisinden anlamıyorsun. Bak, yapımcı bendeki ışığı hemen fark etmiş. Doğru, haklısın. Ben mallardan pek anlamıyorum. Çık şuraya. Hadi, 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 bak, hadi. Evet, dik dur. Biraz daha. Göbeğini içeri çek. Şu götü içeri sok. İçerime hay kalır. Şu an tiyatro sahnesindesin. 1000 kişi seni izliyor. Seyirciyle göz kontağı kur. Dik dur. Biraz daha dik. Metri ezberledin mi sen? Ya hocam benim ezberim çok zayıf. Balık hafızayım. Okuduğumu hemen unutuyorum ya. Of seninle yine işimiz var anlaşıldı. Hatırladığın kadarıyla oku bari. Olmak ya da doğmamak. İşte bütün problem buralarda. Düşüncelerimizin yumrukları mı güzel? Yoksa zalim okların bize girmesi mi? Yoksa kaderin yeter ula dur demesi mi? Kes! Ne anladın sen şimdi? Kat etti güzel şiiri. Adam gibi oku şunu. Olmak ya da olabilememek. İşte bütün mevzu bu. Düşüncelerimizin kaderi zalim mi? Yoksa yumruklarımız oklara güzel dur demesi mi ki? Yeter, yeter! Kağıda bakarak oku bari. Bu nasıl saçma sapan bir ezber ya? Binlerce insan karşısında böyle mi okuyacaksın babo? Hocam, aslında edebi değeri daha yüksek bir şiir var aklımda. Şiir çok zor ya, onu okusam olmaz mı? Oku bal, oku. Yürüyü bre ehli deve endamını göreyim, sensiz geçen gecelerin ecdadını ben mal mıyım Mecnun gibi bir için çöllere düşeyim, verirse veririm, vermezse Leyla'nın koyayım. Baba bu ne? Edebi değeri yüksek şiir hocam. Ben mal mıyım sana bu şiiri okutayım? Okuyabilirsen okursun, okuyamazsan seni de ta**ayım. Hocam, bu şiir daha çok ses getirir ama yine de siz bilirsiniz. Ya arkadaşım, senin algı sorunun mu var? Sana verilen şiiri okusana, halkın karşısına çıkıp ***'ayım mı diyeceksin? Oku şunu!
Olmak ya da olmamak. İşte bütün problemimiz bu olabilir. Biraz daha kalsam kafayı yiyeceğim baba. Sen bunu iyice ezber ve hazır olduğunda beni çağır. Gidiyorum ben. Ya dur hocam. Hocam bir defa olacak sanıyorum. Olmamak veyahut olmak ya da hiç olmamak. İşte bütün derdimiz bu. Allah'ım sana geliyorum. Ya ben bu adama defalarca anlatıyorum. Benim doğaçlamam iyi. Ezberle. Yeniyorum işte diyorum sana kaç defa demişim ya. Benim balık hafızamı ezber yemiyorum yani. Ya bu da kendini bir pok sanıyor ya. Benim doğaçlamam olmasa sen zaten yönetmenin diye bir şey yok. Bendeki ışığı fark etmişler ki bu dünyaca ünlü eseri bana emanet etmişler. Tutturmuş ezberle. Kolaysa gelsin ezberle. Götür. Önüne gelen yavşak yönetmen olur. Ulan gıcımın sağ kenarı. Seni şurada adam etmeye çalışıyoruz. Arkamdan mı konuşuyorsun? Göt! Duymadın mı sanıyorsun? Kapıdan dinliyorum seni. Ya hocam koca adamsın. Kapı mı dinliyorsun? Ben öyle demek istemedim zaten. Sen ne anladın? Hadi başlayalım. Doğmak ya da olmamak. İşte bütün mesele avudadır. Bak nasıl? Hemen ezberlemiş değil mi hocam biraz? Ulan az önce götün dedin. Vücutta kendine geldi oradan götü. Yavşak dedin. Yavşaksın zaten. Ulan belanı versin ben gidiyorum bak ne hali varsa gör. Yavşak. Lan. Her şeyi de duyuyor ya. Neden sürekli seninle burada karşılaşıyorum acaba? Canım kırbaç istiyordu da ondan. Çekil de geçin be. O kadar yol var. Geçsene kavga etmeye yer mi arıyorsun? Deve gibisin deve. Evde yürüdüğünde 6.8 şiddetinde deprem oluyor. Yol vermiyorum lan geç de göreyim. Psikopat mısın be kadın? Benimkisi de laf. Psikopat tabii. Psikopat olmasa elin adamını başlayana kadar kırbaçlar mıydı acaba? Sana bir gün çok pislik alacağım da dur bakalım. Dalacakmış. Çekil de. Şidaketsiz! Ne be? Bu yaptıklarınızı yanınıza mı bırakacaktım lan sürçükler? Bir şey diyeyim, Yufkacı'ya ben kaçarım. Bir fırtınamız eksikti. Ulan kaya mısın, taş mısın, nesin sen? Bir fırtınamız eksikti. Ulan kaya mısın, taş mısın, lafını bir de konuş. Senin önünde koskocaman öğretmen var. Önünde değil, karşında. Sinirlerim bozuldu. Abdullah. Bir fırtınamız eksikti. Ulan kaya mısın, taş mısın, lafını bir de konuş. Senin önünde koskocaman öğretmen var. Dudağımın koydum. Isırmaktan gülmeyeyim diye. Bir fırtınamız eksikti. Ulan kaya mısın, taş mısın, nesin sen? Bir fırtınamız eksikti. Ulan kaya mısın, taş mısın, lafını bir de konuş. Senin önünde koskocaman öğretmen var. Sürtünürüm. Önünde değil.